bütün bunlar sizi eleştirmememiz için bir sebep değil. Asla, asla. Bir sanatçının bir sanatçıyı, bu kadar değerli bir sanatçıyı eleştirmesi ne kadar zor, bunu anlatabiliyor muyum, anlayabiliyor musunuz görüyorum acaba? Biliyorum, görüyorum. Sizi de doldurdular değil mi ağaçlara? Şöyle değil, böyle değil. Biz sizi de eksiktiniz, onu da kaldırdılar. Bir şey söyleyeceğim ama seni takdir ediyorum. Bütün bu eleştirileri olgunlukla karşılıyorsun yani. Tabii ki yani. Vallahi billahi bravo. Vallahi. O da söz mü, o da söz mü şimdi? O koltuğa dikkat et, o koltuğa hep böyle uçuklar, dahiler evet, oturuyor. Dahiler. Yani nazar değdireceksin. Bir dakika. Biraz önce. O koltuğa dikkat et, hep uçan insanlar oturuyor. Çok dikkat et. Zekeriya Bey abi. Sizin karşınıza uçmak ne ki nedir yani? Deniz Hanım herhalde sana bir şeyler söylemek üzere bekliyor yani. Ajlar yani bir... Mehmet Ali Bey'in %100 nazarı dokunacak şu koltuğa biraz sonra. Dışarıda bir içeri olmayın. Ay evet öyle. Çünkü biraz önce beni odasına çağırdı. Odasından bir çıktım kemerim koptu. Nasıl olur yani? Ben senden... valla kemere bakmamıştım. Reha Bey de şahit. Geldi ki kemer elimde duruyor böyle. Ne oldu koptu dedim. Aa, ben kemerinize bakmamıştım. Ben sizin sanatınızla ilgileniyorum. Öyle mi? Reha Bey koptunuz bakıyorum. Ben tamamen koptum. Deniz Hanım acaba sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Kemer gitti, kemer koptu. Ajda Hanım sanat vesaire. Ajda Bey. Bir şey söylediniz ona takılım. Ne demek başkalarının şarkılarını seslendirmem, bir tek Ajda Hanım'ın şarkılarını seslendirir? Mesela bu kişiye özel bir tercih meselesidir. Hayır, ben sadece... Mesela Zeki Müren'den bir şarkı söylemez misiniz mesela? Zeki Müren'i söyleyemem. Zeki Müren bir sanat güneşiydi. Yani kendimi onun yerine nasıl koyabilirim? Ajda Pekkan'ın yerine mi koyuyorsunuz? Hayır öyle değil. Ben bir popstar'a zaruri olarak bir yarışmaya katıldım. Bana bir şarkı seçmemi istediler. Zaruri özellikle, olarak. Zaruri tabii ki. Dediler ki ille ünlü bir insanın şarkısını seçeceksiniz. Hmm. Ben Ajdar, o Ajda Pekkan. Bu isimleri ilk etapta dedim bir bağdaştırayım. Bir Ajda Pekkan var, bir Ajdar var. Ooo. Ajdar. Yani, bazı dedikodular da var. İsminizin gerçek olmadığını. Şimdi onu söyleyecektim. Gerçek ismin mi? Benim diğer ismim, kimlikteki ismim Mehmet. Ajdar soy ağacı anlamına gelmekte ve göbek ismim. Aile arasında kullanılıyordu. Kimlikte yazılmıyordu. Ama sonra bu isim benim ismim olduğu için o yeteneği de zaten ufaklıktan beri artık defalarca anlatmaktan inanın bir tuhaf oluyorum. Vallahi biz de dinlerken o yetenek daha ufaklıktan beri bende olduğu için o ismi de kullanaraktan. Ya keşke benim ismim de Ayşe istedim. Olsaydı. Çünkü benim göbek adım Ayşe, Ajda yerine. Çünkü Ajda İnanın buraya bu kadar benzerlik olur. Sizin de mi göbek adınız Ayşe? Yok Mehmet. Mehmet'in diğer cinsiyetteki karşılığı Ayşe'dir, Fatma'dır, Emine'dir yani. Hayır, ben şimdi benzerlik dediniz benzerlik, ya o yüzden. Benzerliği bu şekilde mecazi olarak. Ama sizin anladım, gerçekten mecazi. Ajda Hanım'la böyle sanatsal kimliğiniz böyle bayağı çakışıyor değil mi? Bayağı. Her yönden çakışıyor tabii ki. Mehmet Ali Bey siz ne kadar uzak tutsanız da biz yakınız. Şimdi, ben Ajda uzak Bey, tutmadım. Ben klibi kim çekti yani onu merak ediyorum. Yani bizim kulüpten arkadaşlar. Sanıyorum Spielberg çekti klibi. Sanatçı klibi. Sanatçı kim çekti sanatçı klibine girmişsiniz. Tabii ki. Klibinizi kim çekti çok merak ediyorum. Klibimi Turkcell'den gelen teklif karşılığında Cep Dünyası isminde bir yan firması çekti. Hı hı. Bir klibi dinleyelim beraberce. Hı hı. Klibi alalım. Şurup krizlere girme beni unutup grup olalım grup grup olalım grup ben hudut sen haydut gizli gizli gelme her derde deva şiir
şifasın şifa. Çok çektim cefa. Vitamini havuz. Ben gübresem buz. Aa, buz gibi buz. Oh, buz gibi ay. Buz. Çikita buz. Çikita buz. Çikta 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 çik 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 çik. Nane nanesi de var. Tane. Şimdi nane nane. Nane nane de. Şimdi onu bir de şöyle. Onu ben görmedim. Bunu biraz daha ama dur. Çabuk çabuk. Bilmem bakacağım sana. Gel hadi gel. Gel gel. Gel hadi. Hiçbir şey isteme benden. Aa, yoksa bu aşkı. Benim şarkım var. Çoğuk oyun. Bunu yapıp çıkacak. Sıfır sıfır. Peki ben ne yapmayı şey düşünüyorsun şimdi size. Hayatta nasıl bir şey, bir projeksiyonunu meslek şimdi, hayatına. Şimdi Reha Bey ben bir bireyim. Şarkının sözleri size mi ait? Evet her şey bana ait. Çikita mı? Çikita nasıl vereyim? Teşekkür ediyorum ama şu an yemeyeyim. Nereden esinlendiniz? Muz, muzdan aslında mı? Onu düşünürseniz popstar'a başladığım ilk günden bugüne kadar başımdan geçen tüm olayları ben Çikita Muz olayıyla mecazi olarak birleştirip halka sundum. Bunu baştan beri bir roman gibi izleyenler... Bir dakika Allah aşkına sahiden ne anlatıyor bu şarkı ya? Hakikaten değil mi anlayamadınız bu kadar. Vallahi Allah Allah. İnanmıyorum yani bu kadar halk anladı Mehmet Ali Bey'in... Halk anladım anladınız mı? Anlayanlar alkışlasın. 5 kişi var. 5 tane manyak var anlamış onları. Allah aşkına çok merak ediyorum. Bunu ben öncelikle sor. Onları düzelteyim. Onların hepsi birer nane şekeri. Harika. Peki bir şey soracağım. Sahiden bu Çikita Muz yani kimle nasıl özdeşleştirdiniz yani bu olayı? Şimdi ben öncelikle şarkıyı ne şekilde yaptığımı söyleyeceğim ama ne yazık ki benim anlattığım bu ilkeler kural kanun gibi diğer insanların beynine giriyor ve bir şeyler benden sezinlenerekten kopya çekip bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Aman Cem Yılmaz çalmasın bunu bile, bu şarkı. Bunu bile göze alıp anlatacağım. Şimdi Reha Bey, diğer sanatçı arkadaşlarımın hepsine tekrar baştan söylüyorum. Sanatın sesiyle uğraşan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Biz de. Ama ben şarkı yapınca ne yazık ki herkesten çok daha farklı bir şekilde yazıyorum. Birincisi, seçeceğim kelimeler insanların kulağına ve ruhuna okşamalı. İki. Bir dakika söyle. Kulağına ve ruhuna. Kulağına hoş gelecek, ruhunu okşayacak. İki. Ben uzun süredir Foolish Casanova'dan sonra böyle güzel şarkı duymadım gerçekten. Çok teşekkür ederim. O İngilizceydi. Bir şey diyeceğim. Bir fark söylemek istiyorum. Foolish Casanova İngilizce söylenen bir şarkıydı. Petek Hanım tarafından söylendi ve çok güzel de okudum. İcra edildi. Evet öyle diyelim. Ama Çikita Muz bir Türkçe okunan bir şarkı. Dikkatinizi çekerim. Öztürk. Ve şu an Avrupa'da maalesef en çok dinlenen. YouTube sitesi bir Amerikan sitesi kurucuları Çinli. Ama şu an en çok tıklanan şarkı Türkçe. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seni en iyi Çinliler anlıyor. Yani. Ama güzel bir artı bu senin için. 3 milyar yani. Ama yeni dünya düzeni Çinliler ve Amerikalılar arasında kimin tarafından kapışılacağı zaten bir... Seni Çinliler bir kapışırsa o 3 milyar. Ne çikitan kalır ne muzun kalır. Var. Tabii ki. Peki bir nane nane var. O nane naneden şöyle bir. Reha Bey güzel bir şey istiyoruz ya. Neyi ifade alacağız, ediyor? Alacağız. Bir şöyle bir nane nane devam edelim. Yavaş yavaş. Peki mikrofon rica edebilir miyim? Mikrofon. Estağfurullah. Bir de muz yok muz da olmaz arkadaşlar. İki şarkıyı karıştırmayın. Ama halkımız muz diyor. Peki. Muzu da al yanına. Bak kalk ayağa kardeşim bakın. Özür dilerim. Bir dakika. Arkadaşlar naneyi melodik söyleyeceğiz değil mi? Bir dakika.
Arkadaşlar hiperstar olan sizler misiniz, ben miyim? Aa. Sizin dediğiniz mi olacak, benim dediğim mi? Bir dakika, sahnede şu an ben varım. Sınıfa girdiğinizde hoca vardır. Eğer ki her öğrenci ipin ucunu çekip bir yere çekerse öğretmen neye yarar? Bir dakika, bir şey soracağım. Şimdi ben burada sahnedeyim ve saygı duyun. Ajda. Geleceği yaratmamı istiyorsanız lütfen izin verin bana. Şu an... Evet, evet, peki. Çok özür diliyorum. Bakın Beyazıt programına çıktım. Orada herkes Çikita Muz dedi. Okudum. Sonra muhasebesini yaptım. Baktık bir zararlı çıkmışım. Yeni şarkımdan haberdar oldunuz mu? Yok. Ya. Ne faydası var? Çikita Muz'u duydunuz. Okuyacaksınız. Bir dakika şimdi. Bir dakika Muz'u okuyacağım ama önce Reha Bey dedi ki nane. Nane'yi unutmayacaksınız. Siz bayağı ömrünüzün sonuna kadar. Öyle bir şarkı çıktı mı? Yeni şarkı ihanet etmek evet, yok. Evet bir dakika, o naneyi unutan taş olur, taş. Ya, ya, ya. Söyleyeyim. Evet. Ayşe abi konser mi veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ben. Şu an hangi tondan söylüyorsunuz? Deniz Hanım özür dilerim ama şu an mikrofon bende. Ajdar Bey, Ajdar Bey. Ya, bu da sana kapak olsun. Evet. Ben melodiyi vereceğim, rica edeceğim pop tarzında çok güzel bir melodiyle yeniden canlandırın. Ajdar Bey hangi tondan? Dardanel tondan mı? La. La. Dardanel tondan. Nane 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 nan nan nane. Nane 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 nane. Nane şekeri, bu ne bahane, şahaneyim şahane, bundan sana ne, nane nane. Müthiş gidiyorsun. Şimdi bir Mehmet Ali ile
Deniz Akkaya'dan sorusu vardı. Okey, bekliyorum. Ben öncelikle Ajda Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Küçük nacizane bir tavsiye. Bence tarzınızı değiştirin, bu tarza yönelin. Bence yok, öyle evet, bir şey olmaz. Evet, evet, doğru. Hiç kimsenin kıyafeti bir başkasına uymaz. Böyle bir şey demeye hakkınız var mı bilmiyorum yani. Nasıl yani? Sizin... Yani Ajda Hanım'ın tarzı ayrı. Ajda Hanım süperstar mı diyorsun? Ajda Hanım... Çünkü sen kendin için süperstar. Özür dilerim, Ajda Hanım tabii ki süperstar. Ben dedin hiperstarım dedin, onu anlayamadım. Ne demek hiperstarım? Şimdi bakın... Ya ben süperstar gördüm, megastar gördüm. Tarkan, Ajda Pekkan ama hiperstar ilk defa bakın, sen misin? Ekşi Sözlük vardır bilirsiniz. Evet. Sore Times. İlk maddesinde bir hayranım tarafından şöyle bir yazı var. Diyor ki televizyonlarda diyor özellikle Popstar yarışmasına katılan en hiper yarışmacı diyor. Süper şov insanın makine mühendisi. Orada bir tane kelime var. Oradan birisi yakıştırmış. Bu olay benim aklımda kaldı. Ta ki zamanı geldiğinde herkes dedi ki işte o ultrastar, bu megastar, işte Ajda Hanım süperstar. Zeki yer Müren, kalmadı, Sanat Güneşi. Benim de bir lakabım olmalıydı. Bir şey hiperstar. Olmalıydı. Hiperstar. Hiperstar. Ajda dedim. Ajdar, sana şeyi sormak zorundayım. Buradaki notlarımdan birisi, bizim editörlerden birisi yazmış. Senin için, hı hı, bir kamerada tam çekerse şöyle kafayı şu tarafa. Okey, tamam, hazırlıklıyım. Her yer kel, sadece üstten duble bir yol geçiyor demişler. Duble yol ve kel. Bunu özel bir imaj mı yapıyorsun? Şöyle diyeceğim, horoza baktığınızda neresi gözükür? Vay be! Sizin bakış açınıza bağlı yani. Yani siz duble yol görüyorsunuz ama ben orayı horoza benzeterek ondan dolayı böyle yaptım. Horoz modeli. Teşekkür ediyorum. Aslında biraz daha uzadığında, biraz daha uzadığında gerçek horozu göreceksiniz. Şu an daha şey yapamadım. Gerçek horozu geri göreceğiz yani. Evet. Ben şimdiden tüm horozlardan özür diliyorum. Senin gibi Recep Bülbül Ses diye bir arkadaşımız var. Onunla kendi aranda... Keşke onu da çağırsaydık ama niye böyle bir hata ediyoruz? Ben burada Mehmet Ali Bey çok üzülüyorum. Sebebini söyleyeceğim. O da bir insan tabii ki. Herkese saygım var. Çünkü niye? Özürlü insanlar da var aramızda. Dışarıda, şurada, burada. Ya da geziyorlar ama gerçek özürlü gibi değiller. Yani birazcık onların makyajı var. Hayır, küçümsediğimiz için değil asla. Şöyle diyeceğim. O bir insan, saygı duymak lazım. Kim bilir. Ve ayrıca sesi sizden daha güzel hayata yani. Hayata sunuyor. Onu da o şekilde sunmuş, öyle kabul etmek lazım. Ben ve o ancak artı ve eksi kadar birbirimize uzağız. Neden? Asla yan yana. Sebebini söyleyeceğim. Onun bir kültürü vardır, bir geçmişi vardır. Benim bir kültürüm, bir geçmişim, artı yetişme tarzım, yetişme yerim. Her insanın değişik bir şeyi var. Sadece beni kötülemek isteyenler o insanla bağdaştırıyor. Buradan hepsini de kınıyorum. Böyle bir şey olamaz. Ha, böyle... Yani asla ve asla yani böyle bir şey olamaz. Peki bu şeye... Ve gelin. Hayatım boyunca sanatçı olduğum hiçbir bu süreler içerisinde hangi hayranımın ağzından o kelimeyi duyarsam asla gözümde yoktur yani o insan. Çünkü o insana da saygısızlık, bana da saygısızlık. Olmaz böyle bir şey. Ben bunu Cem Cemre'nin programında söyledim. Asla dedim böyle bir şey yapmayın. Kimin programı? Bir de bir şey Cem daha söyleyeceğim. Yani neyi söyle, bu kelimeyi Cem söylersek Cem mi? Asla yani Recep Bülbül Ses ismini ben istemiyorum. O Bülbül Sestir, bu Ajdar Hiperstar'dır. Arada dağlar kadar fark var. Lütfen yan yana getirmeyin. Deniz Seki ve Deniz Hanım birbiriyle aynı mıdır? Hayır, tabii ki değil de çünkü yani aynı işleri icra etmiyor. Şimdi etmiyorsunuz şimdi ama düşün işiniz yapmıyor bile aynı. Ben size başka bir şey... Recep Bülbül Ses dediğin zaman nasıl bir tepki gösteriyorsunuz? Tamam, güzel, çok güzel. Bir saniye. Yani Recep Bülbül Ses dendiği zaman ne oluyor sende? Telefon abi, çok teşekkür ediyorum. Asla ona cevap veremem. Yani telefon şey attığımızda ama şu anda. O zaten size bir şey söylemiyor canım. Yok telefon... Yani Taksim Anıtı'nın önüne çıkıp o da değişik pozisyonlar yaratıp şöhret olmaya çalışan ya da her geçen sanatçının ayağına kapanıp beni ne olur star yapın diyen bir insan. Bugüne kadar Ajdar'dan böyle bir hareket gören varsa gelsin beni kessin yani. Keşke o hareketleri yapsın yani, bu şarkıyı. Ne diyeceğim başka? Ajdar Hanım, Ajdar Bey'le ilgili bir şey düşünemiyor evet, musunuz? Evet, şöyle bir şey söyleyeceğim. Canım Ajdar'cığım, canım kardeşim, şu çok anlamda söyleyeceğim. Sanatçıyım demek kendi başına evet, kabul ettiğim bir kavram değil biliyorsun. Başkalarının sana kabul etmesi gereken bir kavram. Bir de sanatçı olmak demek, ne kadar büyüdükçe o kadar daha tevazu içinde evet, olman gerek evet, demek. Evet. Daha büyümedi herhalde belki. Ama yani belki yavaş, kendini yavaş, bir şeyin içinde görüyorsun böyle akvaryum gibi ve sadece kendini görüyorsun. Aslında sakın böyle görmeyin.
ben Ajda Hanım'ın ne demek istediğini çok iyi algılıyorum. Sakın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hakikaten hata yapıyorsam bile sizin sözlerinizden nerede hata yaptığımı algılayabiliyorum. İyi de Ajda'cığım, Ajda'm daha lafını bitirmedi ki, nasıl algıladın? Bitti, ben algıladım. Hisler o kadar önemli ki, psişik değer denen bir şey vardı, siz bilir misiniz? Laf kesiyorsun. Bilir misiniz? Laf kesiyorsun. Psişik değerlerden haberiniz var mı? Nedir? Evet, Deniz Hanım. Altıncı his denen bir şey duydunuz mu? Altıncı his. Konuş, konuş, dinliyoruz. Tamam. Fakat hakikaten yani bayağı herkesi susturabildim bu kadar. Sizin vallahi bravo. Yani ama herkesi susturmak, bak. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Türkiye'de Türk musikisi adına çok güzel şarkılar yapıldı. Türk pop müziği adına da ben mesela bir nacizane bir dinleyici olarak bana sorarsanız Türk pop müziğinde aklınızda kalan şarkı sözü hangisidir diye Aysel Gürel'in Ünzilesi'dir mesela. Ajda'nın benim aklımda kalan odur mesela. Şimdi sence Ajda bir sanatçı şimdi değil mi? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi siz Türkiye'de bir sürü şarkı yapılıyor. Birileri beğenir, beğenmez. Zaten yoruma açık bir şey sanat. Ama sanatçıyım diyebilmek için ilk önce kitleleri arkanızdan sürüklemek lazım. Ama kitleleri arkasından sürüklüyor mu acaba? Şimdi zaman var. Ya YouTube sitesi neyin işareti? Bak, YouTube nedir YouTube? YouTube'a dün gece ben de girdim. Hatta Madonna'nın konser kayıtları vardı. İnan Madonna'nın konser kayıtlarından çok sen tıklanmışsın. Onu da söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Ama sen bu, ben bunu söyledim diye sen Madonna'dan daha iyi bir sanatçıyım diye ortaya çıkarsan da olmaz. Şöyle diyeceğim. Ya da Ajda Pekka'nın klibinden de çok tıklanıyorum diye daha iyi sanatçıyım bu diyemezsin. Bu YouTube dediğimiz dünyada çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel konuştunuz ki şimdi cevabımı dinlerseniz şöyle bir şey diyeceğim. 30 yıllık bir öğretmenle daha ilk 2-3 ayda ya da 1 yılda öğretmen olan kişi şahıs arasında ne fark vardır? Söyler misiniz? Çok İkisi fark. De öğretmendir. Bir tanesinin tecrübesi kendisine aittir. Artı öbürü bilgedir. De tecrübeyi yeni başlamıştır. Artı bilgedir. Bilgidir ama... Bilgedir. Bilgedir. Bilgelik. Bilgelik başka şey, bilgi, bilgi başka, başka şey. Anladım. Bilgelik ama orada o olay sadece yani, o kişinin işine yarar. Yani o genç öğretmenin işine yarar. Sen daha gençsin ve heyecanlısın canım benim. Yok, teşekkür ediyorum. Evet. O kadar olgunlaştım ki 4 yılda Ajda Hanım. Hiç haklısın sormayın. Ama hiç sakın oldum deme. Hep olacağım de. Tabii ki Ajda hep öyle Pekkan diyorum. Daha oldum demiyor. Yani sanatçıyım diyebilmek çok zor bir bu şey. Bu kişiden kişiye değişir. O ama, Ajda Hanım'ın kendi tercihi. Ben saygı duyuyorum. Yani kendini nerede görecekse yemin ediyorum elinizden öperim. Valla bize o bu cümleyi sarf etmediği için ona çok saygı ama duyuyoruz. Ama bu Ajda... Arkadan gelen Ajda'nın da Ajda Hanım öyle yaptı ya da Deniz Hanım onu yaptı, Mehmet Ali Bey bunu yaptı. O da bunu yapacak diye bir şey yok. İnsanların fikirlerini dar kalıplar arasında lütfen sokmayın. Dar kalıp tren rayına benzetiyorsunuz. Ajda abi bakın, rica sanatçıyım ederim. Sanatçıyım diye bilmek için kilometreler kat etmiş olmanız gerekiyor. Ben kilometrelerce çoktan kat ettim, tırnaklarımla kazıdım ve tırnaklarımla asılı duruyorum. Nerede asılı duruyorsun? Nerede? Siz beni demek ki takip etmiyorsunuz. Ben bunu algıladım. Olur mu? Dün gece internetten bu söylediğiniz... Bir tek tıklamayla bir tek şarkımı görmüşsünüzdür. Ama 4 yıldır ben bu halka bir size savunacak bir şey de söyleyeyim. Yurt dışında... Kronoloji sundum. Burada şöyle ya, şöyle bir şey yapıyoruz yanlış. Yurt dışında bakın. Bir dakika. Yurt dışında böyle bir internet sitesini... bu kadar çok tıklandığınız zaman kazanan kişi aslında bu, sanatçı oluyor ya da dünya o şarkı... genelinde bir şey mi? Evet. Ben bilmediğim dünya için. Genelinde. Dünya genelinde tıklanıyorsun sürekli. Ama tıklanıyorsun. Ben bildiğim kadarıyla siz bu işten hiç para kazanmıyorsunuz. Evet kazanmıyorum. Çünkü benden çalındı. Ben şöyle diyeceğim, aslında o klip benden habersiz düştü internete. Kim nerede bilemiyorum yabancı yani bir şekilde. İnternet Allah sitesi. Başka şeyleri internete düşürmesin yani adınıza da. Klibiniz düşmüş en azından. Olsun, klibin düştüğüne ben çok sevindim. Beni buraya getiren halktır. Hatta geçen hafta ben Beyaz'ın programında dedim ki hiçbir yere çıkmayacağım. Ama sevgili Reha Bey'in ve sizlerin hatırına, artı hayranlarımın, beni buraya taşıyan o hayranların hatırına ben tekrar buradayım. Ama ben zaten biraz konularda kararımı verdim. Siz beni ister sanatçı görün ister görmeyin. Biz ben kendimi olduğum değiliz. Yeri biliyorum. Bir saniye. Ağzımızdan bu kelimeyi sarf edebilmek için Türkiye'de bir sürü sanatçı... Peki bunun kanununu söyler misiniz? Bunun bence anayasada geçmesi lazım Deniz Hanım. Siz bu yetiyi nerede görüyorsunuz? Allah aşkına evet, bunu söylerken yani. Deniz Hanım yani... Siz yani Deniz Hanım, bir dakika bu kanun neye göre söylüyorsunuz? Kabul etmiş. Ben sana cevap vereyim. Bak, tamam verin, biz de bekliyoruz. İbrahim Tatlıses biraz önce konusu geçtiği için söylüyorum. Tamam. Senfoni orkestrasıyla açık havada konsere çıktığı zaman şöyle dedi. Ben kimim ki senfoni orkestrasıyla konser vereyim? Peki veriyordu ama bak, o an. O anda veriyordu bakın. Bir saniye bak Ajda.
İbrahim Tatlıses bunu söylüyorsa sen çıkıp ortaya ben sanatçıyım dememelisin. Elma ile armut kıyaslanmaz. Doğru. Armuta armutla elmayı elmayla lütfen yani. Zihin kıvraklığını severim. Muzumuzda. Zihin kıvraklığını severim ama bu şekilde de olmaz. İbrahim Tatlıses hem sahneye çıkacak hem senfoni orkestrasıyla konser verecek hem de bunu verecek kabiliyeti ben nereden buluyorum diyor. Bunun nesi var yani? Peki, bu efendim, bir şey sormak. Elma kim, armut kim efendim? Kim? Siz kendinizi. Elma olayı şu. O an konser vermesi. Armut olayı da o lafı tam zıt şekilde savunması. Ve Deniz Hanım'ın buradan alçak çıkıp... gönüllülük diye bir şey vardır hayatta. Ama ben zaten alçak gönüllüyüm. Bu halk algıladı bunu. Evet. Bu halk biliyor. Yüreğimi verdim ben. Sen alçaksın. Yüreğim Ankara altını geçti. Alçak gönüllülük böyle bir şey değil. Alçak gönüllülük. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu konuda? Tamam peki Mut. Bozuyorlar. Evet. Bir dakika. Evet kim yakalarsa. Bir tane daha var mı? Bir tane daha var. Bir dakika. Ya şu şarkının anlamını bize ne demek istiyor? Şarkının anlamını ama öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum ya. Mehmet Ali bir dakika arkadaşlar. Yani, Mehmet Ali Erbil evet. Diyor ki ben diyor bütün Türkiye'yi anlattım Mehmet Ali sen anlama. Ben salak mıyım anlamadım. Vallahi anlamadım yani. Ben aptal mıyım ya? Estağfurullah. Mehmet Ali sen her şeyi anlıyorsun da. Bak anlamadık diyor kardeşim. Peki tamam tamam açıklayacağım. Anlat nedir nereden esinlendin bu? Muzunu ya ilk nerede şimdi gördün bir şey muzu? Diyeceğim. Bir bina yapılırken... Sevgili dostlarım, buyurun. Değerli meslektaşım, değerli sanatçılarım ve sevgili Raha Bey. Ben bu şarkıyı yazarken yemin ediyorum, Popstar'a katıldığım o saniyeden şu anki günlere gelene kadar olan o duygularımı döktüm. Birincisi, o Chiquita Muz niye Chiquita Muz? Yani niye elma değil, armut değil de Chiquita Muz? Sebebi şu, dedim ki insanlar sürekli hastalanıyor. Yani ben sanatçıysam öncelikle toplumun da bazı zayıf yanlarını güçlendirmem lazım. Ve Chiquita Muz, afrodizyak etkisi çok yüksek olan bir meyvemiz. Bu meyveyi yiyen her insan, yemin ediyorum 3 öğün yemek yemesin, sadece sabahleyin 2 tane muz yesin, akşam saat 9'lara kadar hiç acıkmıyor. Bu nedir? Mideniz artı diğer vücut organlarınız yorulmadan hayatı yaşıyorsunuz. Çok büyük bir besin kaynağı. Ajay böylelikle Bey, konunun afrodizyakla ne ilgisi var? Geliyor, geliyor. Hanım efendi. Oraya geçelim, oraya. Afrodizyakla ne ilgisi var? Bir şey diyeceğim, o zaman özür dilerim. Benim şu an çantamda, bir dakika, bir dakika. Beni buraya makyaj odasına getiren bayan arkadaşım, benim çantamda şu an Chiquita Muz'un o olaylarıyla ilgili bir tane defter var. Lütfen onu buraya taşısın. Gazete nüshasını alacağım. Deniz Hanım burada diyor ki afrodizyak etkisiyle ne etkisi var? Hayır. Bunu Hürriyet Gazetesi yaptı. Evet istiyorum. Hayır lütfen istiyorum ben onu. Ben böyle beyinlerle yarışamam. Ben de gidiyorum. Ben böyle beyinlerle yarışamam. Ben de gidiyorum. Ben evet, evet. Gidiyorum. Getirsin. Getirsinler. Peki. O defteri istiyorum ben. Ben getireyim o defteri. Tabii ki birlikte gidelim. Deniz Hanım'la birlikte gidiyorum. Ama bir dakika sen kal. Sen gel. Ne var o çabucak getirsinler benim şeyim var defterde ben hazırlıklıyım her şeye. Afrodizyak etkisi. Evet gazetede geçiyor Hürriyet Gazetesi'nde Deniz Hanım diyor ki afrodizyak etkisiyle ne etkisi var? Ben bunu büyüklerimden öğrendim söylüyorum. O nereden öğrendiyse bu olayı söylesin. Gel böyle otur. Bir şey olamaz. Gelelim. Benim çantamdaki o defteri getirsinler lütfen. Şarkıya gelelim biz ya sözlerin neden yani sözleri. Nereden? Evet birincisi insanlara faydalı bir meyve onun için seçildi. İkincisi nane şekeri. Bu ne bahane, şahaneyim şahane. Diğer tarzda şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turp. Aynı olay. Aradan belirli bir süre geçiyor. Ben hala piyasanın bana uyguladığı o rencide edici kalıplara rağmen şu anki pozisyonda olduğu gibi ben hala o enerjiyi taşıyorum. Ve Chiquita Muz'un bana verdiği afrodizyak etkisiyle. Ben korkuyorum. Acaba bu... Olmaz arkadaşlar. Ajdar. Bir şey hakkında bilginiz varsa konuşturun. Gel. Olmadık şeylere konuşmayın. Ajdar, gel. Sen ya. Sinirlenme ya. Gel. Ben sinirli değilim. Ben evet, haklıyım. Sinirlisin. Haklısın tabii. Şimdi sen sağlıklı beslenmeyi insanların bilinçaltına yerleştirdin. Tabii ki ve bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bir dakika teker söyleyeyim. Peki. Heyecanlanma. Bilinçaltına yerleştirdin. Önce nane başladı. Evet. Sonra muz. Evet. Sırada potasyum yönünden zengin başka bir şey var mı? Yaban mersini, brokoli. Hayır, şöyle diyeceğim, sadece afrodizyak etkisi denildiğinde onun ne kadar
besinsel olarak insanların yapısına ne kadar katkıda bulunduğunun anlamına geliyor. Ve ben buna hazırlıklıyım. Artı Ali Kavak, biliyorsunuz 2 yıl önce işte Çalışma tamam. Bakanımızdı. Geldi, geldi, geldi. Evet. Geldi, 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 geldi. Evet. Deniz gel bir dakika, gitme, harika. Gitme, bir dakika. Tat kızcağız oralardan şey, ben bulayım. Bir dakika dur, heyecan yapma. Bir dakika dur. Nedir bu bir kere bir? Şimdi öncelik bu benim tanıtıcı CV gibi bir şey kendime hazırladım ama o 2 Temmuz olayını şimdi burada açıklayacağız. Burada Çiki de nerede? Tarih belirtiyordum ben size. Evren Civciv Popstar. Gel nedir bu, sen nerede? Bulalım. Şöyle masaya koyarsanız ben tek de yardımcı olayım. Tek rakibim Ajdar demişsin. Gülse o ayrı. Birsel. Gülse Birsel'in yazdığı yazı benle ilgili. Peki. Özür dilerim. Ben erkek Şakira'yım demişsin. Evet, onlar da geçti. Ne zaman geçti? Yani, bu 4 yıllık süre içerisinde geçen şeyler. Afrodizya mı geliyorsun? Allah evet, çok evet, şükür. Evet, bulacağım şimdi. Allah kimseyi şaşırtmasın. Evet. Bakın. Evet, bulundu. Çiki Temmuz'un inay tarihini okur musunuz Deniz Hanım? Vallahi. Deniz Hanım okur musunuz? 6 Ocak 2005'te onaylandı Çiki Temmuz şarkısı. Bir bakıyoruz hangi Hürriyet Gazetesi'ne. Bir bakar mısınız? Hangi konuda onaylandı? Bir bakar mısınız? Şu an bir şey çıkacak ortaya. Edebi bir eser olduğunu açıkla. Bir dakika, Muz'un ben o hani size dedim ya psişik değerler. Psişik değerlerle benim bulduğum bir değerin sonradan Türkiye'ye 4-5 gün sonra medyanın gündemine nasıl düştüğünü söylüyorum size. Hürriyet Gazetesi'nin tarihini okur musunuz? 10 Ocak 2005 Pazartesi. Peki Muz için Aganigili tanıtım yapılsın ve Deniz Hanım hepinizi okusun. Hemen okuyayım. Muz'un Türkiye'de yeterince tanıtılmadığını belirten Akdeniz İhracatçılar Birliği Allah'ım Başkanı Ali Kavak, Muz'un da afrodizyak etkisini ön plana çıkarmalıyız dedi. Alanya evet. Ticaret Odası'nda orada bir parantez veriyorum. Ve meyve üreticilerin katıldığı Tarım Koordinasyon Kurulu ve İhracatçılar Birliği toplantısında Ali Kavak fındıkta nasıl yaptılar Aganigi diye pazarladılar. Muz'un iyi geldiğini, hastalıklar ve afrodizyak etkisi evet, parantez afrodizyak çıkarılamıyor. Yani, gidin bir profesörden yani görüş alın ve reklam yapın dermiş. Profesörünüz kim o zaman Deniz Hanım? Sizin olsa vallahi Zekeriya Beyaz olur. Ajdar Bey bir buyursanız böyle. Lerzan Mutlu gitti, Zekeriya Beyaz'ı ısırdı. Ben de sizi yakında ısıracağım. Buyurun. Şimdi hepsi çok güzeldi. Bakın Ajdar Bey, ben şunu soruyorum size. Daha doğrusu bizim bütün ekip olarak bütün merakımız. Siz bu şarkıyı yazarken nereden esinlendiniz? Mesela bu Allah vergisi bir şey. Bunlar anlatılmaz. Bu kadar derine inmeyin. Allah, Deniz Allah Hanım, bir biz bunu bir anlayacak kapasitede bu olsak ne işimiz ya, var? Ben bir armutiyim o kaç zaman. Ben 33 yaşına girdim ama tabii ki ruh yaşım 18. Bunu hep söylüyorum. Ruh yaşın 18. Bir saniye, evet. Bir saniye. 18 yaşındasın. Evet. Bana benzetiyorlarmış evet. Ajdar'ı. Ve? Bana benzetiyorlarmış. Öyle dedi. Hiperaktivite olarak. Mehmet Ali'ye benzetiyor. Zaten öyle demedim. Tip olarak ve artı tip olarak. Hareket tarzı olarak. Mehmet Ali'nin farklı bir versiyonu gibi deniliyor. Mehmet Ali'nin... Yani bana en yakın olan Mehmet Ali Erbil şu an. Hangi konuda? Şimdi bir dakika bir şey diyeyim. Mehmet Ali Bey hangi konularda hangi kendine konuda? Çok... Onu halka sormak lazım. Arkadaşlar cevap verecek var mı? Ben aranızda? Bunu hukuk savaşı olarak... inanmıyorum. Bir dakika tam bir açalım. Mehmet Ali Bey hangi konuda kendine çok yakın hissediyorsun? Ben değil, halk bunu görüyor. Bir bakalım Reha Bey. Galiba şov yeteneği açısından olsa gerek ama ben de biliyorsunuz şarkıcı, daha doğrusu star ruhu olduğu için. Bence o kadar yaklaştınız ki, yani bence genetik değil ama. Değil kesinlikle, ha. Asla. Nerelisiniz? Hareket tarzınız. Ajdar bir şey merak ediyorum. Bursalıyım. Kendine 10 bin dolar. Evet. Sen bir saniye. İlk sahne yaptığım yer Bursa'ydı biliyorsunuz. Ajdar İlk gittim orada oynadım. Ne şaşırtıcı. Ajdar kendine 10 bin dolar fiyat Denizciğim, biçmiş. Sen çok sinirlenmiş durumdasın. Hayır, evet Ajdar'a niçin bu tavrınız? Ama neden bu kadar sinirlisin? Kıskanıyorum, niye benim kasetim? Ay ay ay, çok teşekkür ediyorum o kadar. Bak dürüst gibi bayağı. Evet. Ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Bana bir şey söyleyin. Şu kıskançlığı da bitirelim mi? Karşımda bir tek bak. Deniz Tekin'i yok ettik, sıra Deniz Akkaya da. Hadi. Deniz hep Tekin beraber güç ettim. Verin bana. Deniz'i verir misiniz? Hadi Muz ne yapacaksan bir saniye, bir saniye, ya. Bir saniye. Hayır.
Şey merak ettim. Şimdi genelde bayanlara bir saniye. Ben bir konuşayım. Herkes konuşuyor. Bayanların eli öpüldüğü zaman, eğer başınıza götürdüğünüz zaman para istersiniz. Bayramlarda biliyorsunuz büyükleriniz. Şey diyeceğim, siz o kadar yaşlı mısınız? Ay sen niye öyle yaptın onu sen soruyorum. Sen o kadar yaşlı mısın ki? Sana ben şimdi soruyla karşılık vereceğim. Kıskançlığınız bitsin diye ağaçları kıskanmayın. Ajdar, yani görüyorsunuz el bile öpüyoruz, evet. Hala yaranamıyoruz. Artık ben ne diyeceğim bilemiyorum. Ama eli şöyle istiyor. Yani başına getirme diyor. Başına koymadan. Şimdi bakın biz, ben Mardinli bir insanım. Mardin'de değer verdiğiniz insanların eli öpülür. Ben o geleneği belki hala yaşatıyorum. Peki Mardinliler sizin elinizi öpüyorlar mı? Gün gelecek öpecekler yani. Sonuçta niçin savaşıyoruz burada? Yani Mardin'den... Biz de bir yerlere gelelim ve diğer insanlar değerimizi, kıymetimizi bilsin. Mehmet Ali Bey, siz de desteklerseniz çok sevineceğim yani. Yoksa öbür gruptan mısınız? Ay çok şekerli. Hangi grup o? Hangi grup olabilir? Bir saniye. Cem'in deyimiyle non grup. Bir dakika. Haftaya Recep Bülbül sesi istiyorum burada. Recep Bülbül sesi. Evet. Haftaya. Hangi gruptan bahsediyorsunuz? Bir şey söylemiş. Peki Ajda, şöyle söylüyorum. Ajda, ne dedin? Beni sevenler ve sevmeyenler. Cem Ceminay'ın, sevgili Cem Ceminay'ın programında ne dedin? Şimdi önceden yeni şöhret olmaya başladığımda Ajdar'ı sevenler ve sevmeyenler. Sevmeyenler non Ajdarcılar diyordu o dönemde. Non Ajdarcılar. Şu an yoklar. Yoksa şu an tek tük. Non Ajdarcı gözle görüyor muyum? Yok. Yoklar. Bitti. Yoklar. Bir kalk bakalım ne kadar alkışlayacaklar seni. Şöyle bir görelim bakalım. Peki, rahat ol. Evet. Evet, Çikitamuz. Çikitamuz. Çüş. Ya. O kadar terbiyesizsiniz ki. Ya. Özür dilerim ama 4 yıldan sonra bu hareket yapılmaz. Terk ederim Reha Bey. Yok tamam. Terk et. Saygı duyun biraz. Tamam. Arkadaşlar sanattan anlamıyorsunuz. Saygısızlık yapmayın yeter be. Lütfen. Bu kadar da olmaz ha. Lütfen rica edeceğim. Tamam. Rica edeceğim, siz de tavrınızı lütfen bir kez daha gözden geçirin. Ben çok üzüldüm. Evet, şöyle bir çiki tavuk alalım. Bundan sonra dediğim olmazsa olmaz. Hepinize söylüyorum. Manyaklık ya. Evet. Neşeye düştük, popstarı düzenlediniz, girdik kazandım işte. Yeter bu kıskançlık. Seçtikleriniz nerede? Yok işte. Nane var, çikitamuz var. Kabul edin. Dünyada YouTube'da bir numarayım. Dünyada diyorum, Türkiye'de değil. Size ihtiyacım yok. Böyle yaparsanız yok. Mehmet Ali Bey oturdu izlerken. Hocam çok heyecanlandı. Çok heyecanlandı. Hadi şöyle bir gel şöyle. Evet, müziği alabilir miyim lütfen? Müzik Çikitamuz. Onlar şöyle hafif şey yap. Hayır. Hayır. Reha Bey. Ama çok... Ya ayıp nedir bu yaptıkları ya? Birbirinize bakın, birbirinize ders verin. Ajdar bir hiperstar. Kabul ediyorsanız burada. Evet. Yoksa yok. Gel. Oğlum niye ciddiye alıyorsunuz lan? Nedir bunların yaptıkları ya? Ya manyak mısınız? Gel. Siz de onunla aynı ya. Hadi sen haklısın. Bırakın, eğleniyoruz burada. Allah. Ayak kesiyor. Tamam. Ne oldu, gidiyor musun? Hayır. Ne oldu? Hayırdır? Ajdar gitmişsiniz. Arkadaşlar özür dilerim, bir dakika. Ben klibimi yeniden rica edebilir miyim? Klibim çalsın ve ben burada oynayayım. Yok artık, klip değil. Şurada birazcık bizim klip, orkestramızla şimdi bakın, beraber. Klip... Geldi mi? Evet. Peki, klip. Klip geldi. Peki, hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Öptüm seni şapşup, ben ateşten barut.
hadi şapşup, 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 haşap, haşup. Şaka değil işte şurup, krizlere girme, beni unutup grup olalım, grup, grup olalım, grup. Ben hudut, sen haydut, gizli gizli gelme, her derde deva, şifasın şifa. Çok çektim cefa, vitamini havuz, ben gübre, sen tuz. Ah, buz gibiyim, buz, buz. Oh, buz gibiyim, buz, buz. Çikita muz, çikita muz. Çikta 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 çik 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 çikita. Çikta 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 çik 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 çikita. Çikita muz, çikita muz. Çok teşekkürler. Alkışlayarak artık veda ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a ısmarladık.